Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Suriye Milli Ordusu harekete geçti. Tercih hatta sıcak dakikalar yaşanıyor. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu terör örgütü YPG-PKK'nın işgalindeki Tercifat cephe hattına askeri takviye gönderdi. Suriye Milli Ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den hareket eden takviye konvoyunda personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı. Suriye Milli Ordusu'nun komutanlarından ismini vermek istemeyen birisi yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirlerini bekliyoruz. Suriye'yi vurmak için, Suriye'yi terörden arındırmak için emir bekliyoruz, ellerimiz tetikte" ifadelerini kullandı. Suriye Milli Ordusu son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız vermişti. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8. Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi mezuniyet törenine sınır ötesi yapılacak operasyonla ilgili mesajlar da vermişti. Erdoğan, "Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz" demişti. YPG-PKK'lı teröristler Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tercifat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü Tercifat ve çevresinde yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG-PKK buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleriyle emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhtelif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. Türklerin kuzeyine yönelik 5. harekat sahayı hareketlendirdi. Daha önceki 4 harekatta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu teyakkuza geçti. Tercifat ve Münbiç kırsalındaki cephe hatlarında elleri tetikte bekleyen Suriye Milli Ordusu askerleri 24 saat teröristlerin bulunduğu noktaları takip ederken harekat için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor. Cephe hattındaki Suriye Milli Ordusu'nun askerlerinin komutanı Ebu Ali Adduno sık sık saldırı düzenleyen teröristlere anında karşılık verdiklerini söyledi. "Biz bu saldırıların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu saldırıların sona ermesi, bölgenin tamamen güvenli hale gelmesi ve teröristlerden arındırılmasıyla mümkün. Bunun yolu da askeri harekattan geçiyor. Yani harekatı destekliyoruz, göreve hazırız. Bir an önce harekatın başlaması ve bölgenin özgürleşmesi için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" dedi.